Bu nasıl evlat? 87 yaşındaki annesine şiddet uygulayıp sokağa attı. Trabzon'da 87 yaşındaki Hidaye Durmuş, oğlunun kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan yaşlı kadın, "Oğlum bana vurdu, dışarı attı, eve almıyor, bana yardım etsinler" ifadelerini kullandı. Trabzon'un Of ilçesinde Hidaye Durmuş, 87 yaşında, oğlu S.D.'nin kendisine şiddet uyguladığı ve evden kovduğu iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. S.D.'ye 10 gün uzaklaştırma kararı verilirken yaşlı kadın büyük oğlu ile birlikte otele yerleşti. İstanbul'dan Of'un Sarıbey köyündeki evine gelen Hidaye Durmuş'a göre, iddiaya göre oğlu S.D. tarafından önceki gün şiddet uygulandı. Jandarmadan yardım isteyen Durmuş bir süre sonra yeniden eve döndü. Oğlundan tekrar şiddet gören kadın bu kez büyük oğlu İrfan Durmuş ile adliyeye giderek savcılığa şikayette bulundu. Savcılık şikayet üzerine S.D.'ye 10 gün annesine yaklaşmama kararı verdi. Sonra yaşlı kadın oğluyla beraber bir otele yerleştirildi. "Oğlum bana vurdu, dışarı attı." Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Hidaye Durmuş, oğlu S.D. tarafından sürüklenerek dışarı atıldığını belirterek, "Oğlum bana vurdu, dışarı attı, eve almıyor. Ben evimde oturmak istiyorum, bana yardım etsinler, her yerim yara içinde. Beni yerlerde sürükledi, evim yok, bir şeyim yok, 100 senelik evimden dışarı attı beni" dedi. Annemi yerde sürüklemeye başladı. İrfan Durmuş da annesinin devlet korumasına alınması gerektiğini belirterek, "Ağabeyim annemi darp edip şiddet uyguladı. Ben müdahale ettim. Annemi yerde sürüklemeye başladı. Silahına davrandı. Silahını tuttum. Aile içi şiddeti bırakın, yaşlı bir kadına şiddet var. Biz aile içi daha büyük olaylara müdahil olmadan gereken işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Şu anda şiddet olur, daha büyük olaylar yaşanır diye evimize giremiyoruz" diye konuştu. Evet, sözüm bittiği yerdeyiz. 90 yaşına yaklaşmış annesine şiddet uygulayan, aklı başında dediğimiz insanların yapmış olduğu kabalığa ve şiddete bakın. Ne diyelim? Gelecek günler maalesef insanı daha da bir ümitsizliğe sevk ediyor. Bu tür haberlerin olmamasını istiyoruz ama her gün bir yerden patlak veriyor. Allah sonumuzu hayır eyleye.